Gel. Kahve yaptım, içer misin? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Teyzemle konuştum, anlattı her şeyi. Bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın Osman? Ben geldiğimden beri nasıl sahip çıkıp kolladıysan, dostluğunu esirgemediysen aynısını teyzem için yapmışsın. Sağ ol. İyi misiniz abimle? İyiyiz. İyiyiz, merak etme, her şey iyi. Sana güzel bir haberim var. Benim bir hayalim vardı. Dilara ile ortak bir okul açmak istiyordum. Müzik okulu. Abine anlattım. Destek olacak. Çok sevindim. Ne bakıyorsun? Cemal Süreyya. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şu an neredeyim biliyor musun? Babamla sahaftayım. En yaşamış kitabı seçiyorum. En kahve lekelisini. Üstünde en çok yazı olanı. Ben de severim sahaflarda zaman geçirmeyi. Sen kitapları nasıl seviyorsan ben de müziği öyle seviyorum. Umarım başarırız bu okulu açmayı. Açarsınız. Elbet açarsınız. Çok da güzel olur. Sen İpek Böceği kozasını biliyor musun? Yok. Bak, kimine göre o koza onun hapishanesidir. Ama kimine göre de özgürlüğüdür. Ya ben İpek Böceği'nin uçma hayaliyle o kozayı ördüğünü düşünüyorum. Ya misal bu konak annemin kozası. Korumak için her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor ama kendini içeri hapsettiğinin farkında değil. Bu okulda senin kozan olacak. Sen böyle rengarenk kanatlarla kozadan çıkmayı başaracaksın. Sen her konuştuğunda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Hep kardeşim olsun isterdim ben. 3 tane var şimdi. Ama yalan söylemeyeceğim. Senin yerin çok başka. Hadi kahveni soğutma. Görüşürüz sonra. Acele istemiştin gömlekleri. Çıkıyor musun? Aa, yok. Bırak odama ya. Murat. Ya ben mi yanlış anlıyorum yoksa bir şey mi oldu? Sanki benden kaçıyor gibi davranıyorsun. Yok, hayır. Neden kaçayım ki? Yani yok öyle bir şey. Aşkım. Ben de çok özledim ya. Yarın görüşürüz. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Amin, amin. Sağ olasın babacığım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Vay Serkan, ne haber oğlum? Estağfurullah, estağfurullah. Okul nasıl gidiyor oğlum? Dersleri aksatmıyorsun değil mi? Söz verdi Bambi bir kere. Bırakır mıyım hiç?
Aferin sana. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Gözüm üstünde, haberin olsun. Tamam abi. Kayseri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz Faruk Bey. Sizi nereden tanıyorum ben? Geçen akşam bir hadsizlik ettim sizde. Elinize sağlık, dersimi verdiniz. Yani ama inanın eşiniz olduğunu bilmiyordum. Adem Bey burada mı? Kendisi dışarı çıktı, bazı işler vardı ama buyurun bir şey ikram edeyim size. Yok yok, vaktim yok. Adem Bey'e selamlarımı iletin. Kendisiyle tanışmak istediğimi de söyleyeyim. Hay hay. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Faruk Bey. Asım, ne haber? Şükür Faruk Bey. Sizden nasıl haberler? Hamdolsun, sağ olasın. Teyze Bey'in ruhuna dualarımızı okuttuk, evlerimizi dağıttık sayenizde. Allah kabul etsin. Amin amin. Sağ olasınız. Asıl siz sağ olun Faruk Bey. Siz sağ olun. Alo Akif, şu Adem Sezgin kimdir, nedir, her şeyi bir öğren, bana bilgi ver, tamam mı? Tamam, eyvallah. Ne yapıyorsun Osman Aga? Hiç. Kabristan'a gittin mi bugün? Şirkete uğramadan gittim. Biz de Süreyya ile uğradık. Ne çok seveni varmış değil mi? Bir sürü çiçek bırakmışlar. Senin de çok. Bakalım önce kim karşılayacak? sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım abi, misafir gelecek diye annem seferberlik ilan etmiş. Ben de kafa dinleyeceğim. Ne yapalım, görevden kaçılmaz. Gidelim bakalım. Hoş geldin sevgilim. İyi akşamlar anne. Akşam misafirimiz varmış. Kim? Yeni gelen komşuları davet ettim. Kim gelmiş? Görelim, tanıyalım istedim. İyi yapmışsın. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Mevlüt nasıl geçti? Çok kalabalık. Anne nasıl dayanıyor gerçekten anlamıyorum ya. Ama ilahiler falan çok güzeldi. Ben bayılıyorum zaten ilahiye çocukluğumdan beri. Senin için müzik olsun da. Ha sevgilim, bu arada Dilara ile konuştum okul işine, çok sevindi. Burada da iş bulmuş, beraber bu hafta okula bakacağız. Hayatım, biraz sabırlı ol. Ben şu işleri falan toparlayayım, ilgileneceğim. Sen niye ilgileniyorsun bizim işimizle? Biz hallederiz. Ayrıca gelip ben senin ofisine, işlerine karışıyor muyum? Doğru. Sen sadece gelip toplantı basıyorsun. ne yapayım, kızdırma beni. Deliyim ben biliyorsun. Ben de sana deliyim. Ama şu çocuk işini gargaraya getirme, sırada o var, haberin olsun. Ya Faruk. Söyle Akif. Abi adamla ilgili istediğim bilgilere ulaştım. Tam da senin tahmin ettiğin gibi gizemli bir arkadaş bu. Şirketinin temeli Konya'da. Yolcu ve kargo taşımacılığı işi yapıyor. Daha önce hiç şube açmamış. İlk şubeleri Bursa'da. Konya'da birkaç dinlenme tesisi var. Ama aldığım duyuma göre burada da açacakmış. Peki filolarının büyüklüğü nedir? Vallahi hiç küçümsenmeyecek kadar büyükler. Ama asıl işin enteresanı, adamın ticari geçmişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Ne yani? Daha önce ne yapıyordu? Başka işlerle mi uğraşıyormuş? Öncesi yok, hiç yok.
Yani 10 yıl öncesinde ne böyle bir şirket var ne de Adem Sezgin. Allah Allah. Nasıl olur oğlum, bu herif yerde mantar gibi mi bitti, ne oldu? Aslında tam da aynen böyle olmuş. Konya'da 20 otobüsle girmiş işe. Sonra birkaç dinlenme tesisi açmış. Sonra nakliye işine girmiş. Ve şimdi de burada. Hepsi bu mu? Değil. Asıl bomba şimdi geliyor abi. Tahmin et, ihaleye giren diğer firma kim? Adem Sezgin. Akif. Hangi taşı kaldırsam altından bu herif çıkıyor. Ben bu herifi yarın karşımda istiyorum. Anladın mı? Anlaşıldı patron. Altı gün gecikme mi? Olabilir mi ya böyle bir şey? Ay yok artık. ...90'lar partisi yapacağım sana. Beğendin mi? Thank you.
Çok özledim, bekleyemedim yarına kadar. Hoş geldin. Ay çok özlemişim, iyi ki geldin. Normal. En son ne zaman görüştük? 4 sene mi oldu? Herhalde. Ben İngiltere'ye gelmesem o da yalan diye, neyse. Ah, lafını da soktun, rahatladıysan sıkıntı yok. Oo, 90'lar partisi demek. Şş, bana bak. Efendim? Bak ne getirdim. Kadehler nerede? Kadehler yok ama... İçecek bardağımız var tabii ki. Ne zahmet ettin kızım? Sen gelsen yeterdi, aşk olsun ya. Anlat bakalım, nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hey gidi günler. Ne güzeldiniz siz ya. Evlendiğini biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. O Esma olmasaydı hala beraberdiniz siz. Bütün bunları da tek başına yaşamayacaktın. Ne yapayım Pelin? Geçmiş zaman. Bundan sonra önüme bakıyorum. Ben hala azmedemiyorum Begüm ya. Hala görüyorum çarşıda. Aynı. Burnu bir karış havada gerim gerim dolanıyor. Ne oluyorsa. Bir gün takacağım çelmeyi yapışacak yere. Kızım. 10 sene geçmiş ya. Bu sendeki neyin öfkesi artık? Neyin öfkesi mi? Boranlar yüzünden şu yaşadıklarına bak. Neyse. Faruk'la konuştun mu? Geldiğini biliyor mu? Yok. Onu yüz yüze konuşacağım. Ne zaman? Bugün yarın diye sakın erteleme Begüm. Tamam kızım, Allah Allah, bunun için buradayım zaten. Yarın hastaneyi halledeyim. Sonra gideceğim Faruk'a. Kız ben de geleyim ya. Ha? Öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Evet, iyi fikir. Gel, kamerayı da aç, yalnız sonra birlikte izleriz. Allah Allah. Ben de geleceğim. Aman yani var ya, senin dedikodundan da yani. Hadi Şerefe. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Göreceğiz. Bu çocuk beni delirtecek. Yemin ederim delirtecek ya. Bu adam güvenilmez diyorum. Hala anlamıyor gerizekalı. Her şeyi bilerek yaptı aşağıda. Her şeyi bilerek yaptı. Bütün gece bizimle oynadı. Bir afra, bir tafra. Yani misafir olmayacaktı. Yemin ederim dalacak. Allah Allah. Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Al. Büyük aile istiyorum. Buyur. Hiçbirinin derdi bitmiyor. Bu Dilara'ya da söyle, dikkatli olsun. Bu adam güvenilir biri değil. 4 koldan girdi hayatımıza. Şerefsiz. Ama o daha benim kim olduğumu bilmiyor. Niye korkulu gözlerle bakıyorsun? Hı? Kimsin sen? Ne demek o? Ne demek o kimsin sen? Benim kız, kocan, benim. Gel bakayım, gel, gel. Bir sarılayım sana. Çıkarayım sen dışarıya? Nereye? Gece gezmesine. Ha? Çıkalım mı? Hadi. Hadi bakalım. Ya, doğru.